Sayın Daire Başkanım, Sayın Oda Başkanlarım, değerli misafirler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sözlerime başlamazdan önce bugün Urfa'da şehadete uğurladığımız polis memurlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar ihsan ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Eğitim, ulusal ekonomide gelirin artması yoluyla ekonomik büyümeyi, gelir dağılımının daha adaletli olmasını ve toplumun iktisadi gelişiminin hızlanmasını sağlamaktadır. Mesleki ve teknik eğitim, bireysel ve toplumsal açıdan ekonomiye doğrudan etki etmesi nedeniyle sosyal ve ekonomik yönden ülkenin gelişimini sağlayacak potansiyele sahiptir. Türkiye'nin 2023 vizyonunda belirlediği hedeflere ulaşabilmesinin en temel unsuru, insan kaynaklarına yapacağı yatırım olacaktır. Teknolojideki değişimler, üretim yöntemleri ve sanayi ve iş piyasasındaki ihtiyaç ve gelişmelere bağlı olarak sürekli kendini yenileyen ve dinamik bir yapı içerisinde olan çalışma hayatı ve insan kaynakları için nitelikli iş gücüne sahip olmak adına doğru planlanmış bir mesleki eğitimin kurgulanması günümüzde zorunluluk arz etmektedir. Çünkü mesleki ve teknik eğitim, insan kaynaklarının kalitesinin artırılmasındaki en önemli unsurdur. Nitelikli bir mesleki ve teknik eğitim için mesleki eğitime dönük politikalar geliştirmek ve uygulamak temel öncelik haline gelmiştir. Mevcut insan kaynağını nitelikli iş gücüne dönüştürmek ve iş piyasasında yer almalarını sağlamak zorundayız. Ve bu bağlamda mesleki eğitimin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Mesleki ve teknik eğitimin öncelikleri arasında nitelikli iş gücü yetiştirmek, mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak ve iş piyasasının ihtiyaçlarına göre modüler öğretim programı hazırlamak yer almaktadır. Basınımız ve özel sektör temsilcilerimize saygı ve selamlıyor, müdürlüğümüz adına teşekkürlerimi sunuyorum. İl Milli Eğitim Müdürü, değerli iş insanları, sektör temsilcileri ve kıymetli basın mensupları, sözlerime başlamadan önce dün görevleri başında şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, ilimize ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Kıymetli katılımcılar, hepinizi mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğü ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyum projesinin bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Malumlarınız olduğu üzere ülkemiz yoğun bir göç dalgasının etkisinde kalmıştır. Ülkemizde misafir ettiğimiz geçici koruma altındaki Suriyelilerin eğitim alma yaşına gelmiş çocuklarının eğitimine erişimini sağlamak için bakanlığımız tüm imkanlarıyla seferber olmuştur. Geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime kazandırılarak ülkemizde bulundukları süre içinde kendi yaşantılarını ilave edebilmeleri, nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlamaları ve en önemlisi ülkelerine döndükleri zaman ihtiyaç duyulan ve duyulabilecek alanlarda meslek sahibi olmaları önemli bir husustur. Bugün burada bizi bir araya getiren mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyum projesi, gençlere kaliteli, erişilebilir mesleki ve teknik eğitim sağlanması, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, eğitime devamı artıracak desteklerin verilmesi, mesleki ve teknik eğitimin sunduğu fırsatlar konusunda farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır. Burada bize ev sahipliği yapan Sayın İl Milli Eğitim Müdürü ve mesleki teknik eğitim okullarında yetişen öğrencilerimize istihdamla yaptığınız, yapacağınız katkılarınız için hepinize ve basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Efendim, bizim projemizin hedefi geçici koruma altındaki Suriyeli ve Türk ev sahibi toplulukların sosyal ve ekonomik uyumunu amaçladık bir projeyle birlikte. Tabii ki istihdam ülkemizin ekonomik kalkınması için çok önemli bir noktaydı. Bu kapsamda özellikle biz gençlerimizin istihdam edebilirliklerini ve yeterliliklerini iyileştirerek gençlerimize birer meslek kazandırmayı bu proje kapsamında amaç edindik efendim. Projemizin amacı neydi? Hangi hayalle yola çıktık bizler de? Gençlere özellikle kaliteli ve erişilebilir bir mesleki ve teknik eğitim imkanlarının sağlanması, malumunuz üzere özellikle eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, eğitime devamı artıracak desteklerin verilmesi gibi, bu çok önemli gerçekten. Mesleki ve teknik eğitimin sunduğu fırsatlar konusunda da farkındalık yaratmak, özel sektör mesleki eğitim işbirliklerini geliştirmek gibi projemizin bazı amaçları bulunmaktaydı.
Peki projemizin uygulayıcı kurumları kimler? Çok kısaca bunlardan bahsedelim. Bildiğimiz üzere proje Avrupa Birliği'nin mülteciler destek fonu yani FİRİT fonu kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. Proje Alman Kalkınma Bankası tarafından yürütülüyor. Ve bugün de bir arada olduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından bu projemiz uygulanıyor.